Eyüp Yıldız YouTube kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar yine gündemi konuşacağız. Galatasaray'ın transfer çalışmalarını ve son gelişmeleri değerlendireceğiz. Günay Esentürk, Günay Esentürk YouTube kanalından ve Galatasaray Haber 1905 sayfasının sahibi, kanalının sahibi Erdal Bozkurt'la Galatasaray'ı konuşacağız. Sorularınız gelmeye başladı. Birazdan sorularınızı cevaplandıracağız ama sizlere küçük hatırlatmalarım var. Bir, yayını like yaparsanız çok mutlu oluruz. Mutlaka yayını beğenmenizi rica ediyoruz. İki, Günay Esentürk'ün ve sevgili Erdal'ın sayfalarının linkini aşağıya bırakacağım, yayının altına bırakacağım. Yine o sayfaları da abone olup destek olursanız seviniriz. Burada Galatasaray ailesini büyütmeye çalışıyoruz. Desteğiniz bizim için çok değerli, çok önemli. Bugün moderasyonu Günay Esentürk yapacak. Sorularınızı bana Erdal'a iletecek, kendi yorumları da katacak. Format bu. Sorularınızı Günay Esentürk'e yazarsanız ben de ekrana getireceğim arkadaşlar. Yani chat bölümünden gönderin, biz değerlendirelim. Evet. Evet. Öncelikle herkese iyi yayınlar. İzleyenlerimize de iyi seyirler diliyoruz. Şimdi Eyüp abi bundan başlamak istiyorum. Sonra transferlere geleceğiz. Bir tweet attım bugün. Oldukça da yoğun hem retweet aldı hem beğeni aldı hem de oldukça yorum aldı. Kabul edelim. Transferde yetersiz bir Galatasaray yönetimi var. Gomis'ten sonra hafızanızı yoklayın. Bana hak vereceksiniz. Yani izleyicilerimize burada aktarmak istediğin şey var mı bu tweetle alakalı? Bunu sormak istiyorum. Evet, yani şimdi ben hiçbir zaman hiçbir kimseye, hayatımın hiçbir alanında, spor olsun, siyaset olsun ve çevremdeki insanlar olsun, kimseye biat etmedim. İyiye iyiye, kötüye kötü dedik. Ki gazetecilik mesleği de zaten bunu gerektirir. Şimdi ben mevcut yönetimin transferde çok zayıf olduğunu yıllardır söylüyorum. Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, hani transferde çok tecrübesi olmayan, sözü olmayan isimler. Ha, Abdurrahim Albayrak'ı ayrı bir yere koyabiliriz ama onun evet transfer ilişkileri var, fakat onunla ilgili de çok becerikli, çok iş bilen, tuttuğunu koparan bir yönetici profili çizebilir miyiz? Hayır, çizemeyiz. Bu bağlamda baktığımda ben Galatasaray yönetimini başarısız buluyorum. Ha, diyeceksiniz ki Falcao geldi. İyi de Falcao'ya çok büyük bir para verildi. Yani büyük paralar vererek transfer yapmak önemli değil. Önemli olan şu: Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptırmayacaksın kardeşim. Elinin altından kayıp gitmesine izin vermeyeceksin. Veya Vedat Muriç'i geçen sezon yine Fenerbahçe'ye kaptırdı bu yönetim. Bu yönetim koskoca bir ilk yarıyı Galatasaray'ın Sinan Gümüş ve neydi, Eren Derdiyok'la oynamasına sebep oldu. Gittiler daha sonra 13 milyon, 14 milyon vererek Cagney'i transfer ettiler. Transferde başarısız, etkisiz bir yönetim profili var. Net, her şeyi kötü yapmıyorlar tabii ki. UEFA ile ilişkileri güzel yönetiyorlar. Galatasaray'ın çok güzel bir diyaloğu var UEFA ile ve Galatasaray ceza almıyor. Süper. Ekonomik konusunda da nispeten geçmiş yönetimlere göre iyiler. Ama transfer konusunda maalesef benim düşüncem budur. Beceriksizler sevgili Günay. Evet. En Erdal son bu bunu Mensa buyur buyur abi. olayında gördük. En son bunu Mensa olayında gördük. Mensa olayı zaten gelecektir. Ona mutlaka gireceğiz. Ultrasan 1905 sormuş. Eyüp abiye sormuş ama ben Erdal sana sormak istiyorum. Transferde endişe duymalı mıyız? Yoksa 2 ay daha var elbet. İyi oyuncular gelir diye beklememiz lazım demiş. Ya, endişe duyacak bir durum yok. Şu an henüz 2 ay var ama geçen yılı unutmayalım. Geçen sene Lemina, Seri, transferin son gününde, Falcao transferin son gününde gelmişti. Ve buna bağlı antrenmansız oldukları için birçok sakatlık yaşamışlardı. Belki Falcao 2 ay öncesinden gelseydi, bir Temmuz ortasında gelseydi daha hazır olabilirdi. Aynı şekilde Lemina. Yani endişe duyacak bir durum yok. Transferler elbet olacaktır. Ama bence yönetimin bu Ağustos sonuna kadar bir an önce transferleri bitirmesi lazım. Çünkü hazırlık kamp süreci çok önemli bir takım için. Evet. Eyüp abi, sol bekte bir hareketlilik bekliyor musun? Evet, sol bek transferi kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum. Ben Umut Meraş'la görüşüldüğünü, sen zaten bunun bilgisini vermiştin, biz de paylaşmıştık. Galatasaray'ın sol bek arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Saratçı ve Süleyman Luş, evet, bu isimler de fırsat bulacaklar. Onlara da mutlaka şans gelecektir ama Galatasaray'ın bu uzun lig maratonunda orada bir rotasyon oluşturması lazım. Şu an Galatasaray Lohar takımıyla
Umut Meraş transferinde anlaşabilmiş değil. İndirime gitmiyor yani. 2 milyon euroda direten bir Lahor takımı var. Rakamı da söyleyelim. Bu sebeple bu transfer şimdilik gerçekleşmiş değil ama Galatasaray'ın ben bir kez daha söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka bir transfer yapacağına inanıyorum. Sol bek için. Evet. Ante yani Antetokounmpo öyle Antetokounmpo. diyeyim. Antetokounmpo. söylemesi de biraz zor. Jakub Moder'de son durum nedir Erdal? Bilgin var mı? Araştırıyorsun çünkü bu özellikle Evet. bu iki transferi Moder ve Jozwiak'ı. Moder'de son durum nedir? Şimdi şunu söyleyeyim. Polonya Ligi 20 Ağustos'a başlıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Önümüzdeki hafta Polonya Ligi başlıyor. Ve Lech Poznan bu iki futbolcu lige başlayacak. Jakub Moder ve Kamil Jozwiak da lige başlayacaklar. Şimdi Galatasaray Lech Poznan'dan Kamil Jozwiak ve Jakub Moder ikisini istiyor ama öncelik şu anda sanki Jakub Moder'e dönmüş durumda. Çünkü önceden Kamil Jozwiak da daha istekli Galatasaray'ımız ama orta alandaki boşluktan sonra çünkü sol katta şu an bir şekilde Arda ve Emre'yle bir yere kadar gidebilirsin ama orta alanda çok eksiğimiz olduğu için Jakub Moder Galatasaray şu anda 2,5-3 milyon liraya kadar çıkmış durumda ama tabii ki parası yok. Galatasaray'ın tek bir umudu var. Alex Telles'in bir an önce satılması. Üstüne de Maicon'dan gelen parayla Jakub Moder'i almayı planlıyorlar ama Jakub Moder'i ben çok beğeniyorum. İki ayaklı bir futbolcu. Ofansif yönü çok iyi. Savunmadan topu alıp üçüncü bölgeye taşıyabilen bir oyuncu. Tek bir eksik yanı var. Uzun boylu olduğu için aslında biraz savunma zaafı var. Bir de savunmaya rakip takım baskı yaptığı zaman top çıkartırken birazcık zorlanabilen bir futbolcu. Panik yapabilen bir futbolcu. Bunu da ben yaşına bağlıyorum. Galatasaray gelirse orada eğer Lemina Seri olursa yanında tecrübe kazanacağını düşünüyorum. Fatih Terim'in çok iyi bir tecrübe vereceğini düşünüyorum. O yüzden o eksik yanını eğer arkadaşlar eleştirecekse eleştirmesinler. Kendini geliştirebilir. Ofansif yönden çok katkı sağlayacak Galatasaray'ımıza. Ben bir an önce Jakub Moder üzerine Galatasaray'ımızın yoğunlaşması lazım. Ama tabii ki elimizi kolumuzu bağlayan maddi paranın olmaması birazcık bizi de zorluyor. Yasin Özkan sormuş. Abi yayınlar hepinize. Yönetim transfer konusunda sınıfta kalıyor her sene. Özellikle satma konusunda. Bunu zaten Sayın Eyüp Yıldız açıklamıştı. Eyüp abi, Mensah konusunda neler oldu? Yani önce bir Galatasaray dedik, sonra Beşiktaş dedik. Aslına bakarsan Mensah Galatasaray'ı da istiyordu ama bir türlü olmadı. Şu an Beşiktaş'ta diye konuşuluyor. Biz de bunların zaten istihbaratını aldık. Mensah neden olmadı? Şimdi Yakup Moder'e ben de küçük bir ilave yapayım. Şimdi Galatasaray tekrardan Seri ve Lemine'ye dönüyor diye konuşuluyor. Bu da Yakup Moder'in transferinin olmaması anlamına gelir. Şimdi Seri hadi yani çok iyi oynadığı maçlar var Seri'nin. Fenerbahçe maçı, Başakşehir karşılaşması. Yani ligin ikinci yarısında özellikle vites yükseltmiş bir Seri gördük. Seri eyvallah sakatlanmıyor da sakatlık problemi de yok. Ama Lemina indirim yaptı diye ki Ebubekir Portakal da yazmış bunu. İndirim yaptı diye takımda tutulursa ve bu geçen sezon yaşadığı sakatlıkları yaşamaya devam ederse Galatasaray orta sahada çok ciddi kriz yaşar. Yani sırf indirimi kabul etti diye düzenli sakatlanan bir Lemina'yı ben açıkçası riskli buluyorum. Doğru bulmuyorum. Benim tercihim orada Yakup Moder olur. Yani orta sahaya mutlaka Seri'nin yanına mümkünse keşke Belegard ve Mensah koyulabilseydi. Olmuyorsa ama Yakup Moder ismi olabilir. Diğer taraftan Mensah'a geçelim. Şimdi Galatasaray yönetimi için biz ne dedik sevgili arkadaşlar? Transferde iş bitiren, tuttuğunu koparabilen bir yönetim değil. Ya bu oyuncu Galatasaray'a imzalamak üzere, gelmek üzere artık işi bitirmişsin, fişi çekmek üzeresin. Bir anda Beşiktaş'a kaptırıyorsun. Beşiktaş'ın arkasında Ali Koç gibi çok büyük böyle bir anda elini cebine atan, sponsorlardan para yağdıran bir başkan da yok. Ahmet Nur Çebi orada biraz daha ihtiyatlı. Normalde Galatasaray'ın ekonomik olarak Beşiktaş'a göre daha rahat olduğunu görüyoruz. Bu transferi bitirmesi lazım ama bitiremiyorlar. Bitiremiyorlar. Yani Mert Hakan Yandaş, Mensah bunlar Fatih Terim'i çok istediği oyuncular. Siz bu tarz transferleri bitiremezseniz Fatih Terim'le de aranız açılır. Galatasaray şampiyonluk yarışında handikaplı noktaya gelir. Senin yapamadığın transferi bir de rakibin yapıyor. Mert Evet. Hakan Yandaş'ı transfer edemediğinde Fenerbahçe'yi güçlendirdin. Mensah transfer edemiyorsun, Beşiktaş'ı güçlendirdin. Böyle bakmak lazım. Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani yönetim şu an tuttuğunu koparabilen bir yönetim değil.
Bunun da handikaplarını hem geçtiğimiz sezonlarda gördük hem de bugün Mensah transferinde ve Mert Hakan Yandaş transferinde gördük. Evet, ya özellikle bir soru var. Onu cevaplamak istiyorum. Hatice Özdemir ısrarla soruyor. Arda Turan Galatasaray'a gelecek mi diye. Trol mü atıyor tam bilmiyoruz ama lütfen Galatasaray antrenman fotoğraflarına bakarsan cevabı alacaksın. Biz burada bunu cevaplamayalım. Tekrar tekrar yazmasan da çok çok seviniriz. Kamil Jozwiak ile ilgileniyor muyuz demiş Yasin Özkan Erdal. Şimdi Kamil Jozwiak'la ilgileniyor Galatasaray'ımız. İlk başta 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu Galatasaray'ımız ama Lech Poznan 3,5 milyon eurodan kapıyı açtı. Aslında ilk Kamil Jozwiak'la ilgilenirken yanında da Jakob Modell'le ilgileniyor Galatasaray ama şu anda hem Kamil Jozwiak hem de Jakob Modell ikisinin toplam bonservis bedeli yaklaşık 5 milyon euro. Ama Galatasaray'ımızın sol açıkta aradığı oyuncu alternatifler arasında Kamil Jozwiak da var. Fatih'im çok istiyor bu oyuncuyu. Yetenekli bir oyuncu. İlgimiz var ama paramız yok maalesef. Belki de başka kulüplere kaptırabiliriz. Çünkü Manchester United'ın bir ilgisi var. Resmi bir teklifi yok şu anda ama bir araştırması ve bir ilgisi var. Ben bu oyuncuyu sanki böyle kaptıracakmışız gibime geliyor. Evet, Selahattin Atan yazmış bize. O da çok değerli takipçilerimizden. Ali Koç'un parası çok. Tamam. FB ile baş edelim. Fenerbahçeli baş edemiyorlar, bu belli. Lakin yardım toplayan Beşiktaş'ta bile baş edemiyorsun. Bu yönetimden bir hat olmaz. Onlar Fatih'le resim çektirsin demiş. Yani diyecek bir şey yok. Ben de hak veriyorum açıkçası. Bazen hak vermek zorunda kalıyorum. Yani mecburen buna hak veriyoruz. Şimdi özellikle Ejük'e çok soruldu. Ejüke konusunda bir girişim olur mu Sayın Eyüp Yıldız? Valla şimdi Ejüke'yi ilk yazan, çizen, bu transferle ilgili bilgi veren isimlerden biri benim. Ama yani şimdi bonservisi elinde olan oyuncuları bile transfer edemeyen, rakibe kaptıran bir Galatasaray yönetiminden bahsediyoruz. Ejüke Herenveen'de çok iyi istatistikler yapmış, çıkışa geçmiş ve 6-7 milyon euro bandında bir bonservisi olan futbolcu. Sizce Galatasaray bu transferi bitirebilir mi? Çok zor. Çok zor. Bir de şimdi transferin bir kısmı tabii paradır. Yani para önemlidir transferde. Diğer bir kısmı da kişisel vekalet, güven, ilişkilerin kuvvetli olması, nüfuz alanının, nüfuz etkinliğinin fazla olmasıdır şimdi. Para sıkıntılı Galatasaray'da. Diğeri hiç yok ama. Diğeri hiç yok arkadaşlar. Yani o derin ilişki ağı, transfer piyasasında bilinirlik, sözünün geçme olayı hiçbir yok. Cenk Ergün hatırlayalım, Dursun Özbek döneminde inanılmaz transferler yaptı değil mi? Son sezonda bu şampiyon kadronun nüveleri oluşturuldu. Ama Cenk Ergün'ün o dönem çok ciddi bir transfer piyasasında da tanınırlığı ve ilişki ağı vardı, gücü vardı. Bazı transferleri paranın üzerinde bir takım hareketlerle, davranışlarla bitirebilirsin. Burada bu Evet. yok arkadaşlar. Bu olmadığı için transferler bitmiyor. Ejüken'in de ben artık çok bitebileceğini, bu transferin gerçekleşebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, Umutlu değilim. Ben bonservisiz bir futbolcu bulabilirlerse ne ala. Cem Yücel yazmış biz takipçi değil miyiz diye. Tabii ki de siz de takipçisiniz. Burada herkese biz elimizden geldiği kadar yorumlarını getirmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Sonra Ömer Gündüz yönetimi sıkıntısı tuttu elinde kalıyor. Satma başarısı sıfır demiş. Buna katılmamak elde değil. Kesinlikle söyleyelim. Saim Koca İlik abiler anladığım kadarıyla anlaşmak üzere bitirecek üzere olan bir transfer yok. Doğru mu anlamışım? Şu an Galatasaray görüşmelerini yapıyor ama evet bitti dediğimiz noktada henüz o hamleyi yapamıyor. Çünkü Galatasaray'ın elinde şu anda bir para yok. Yani sattıktan sonra alabilen Galatasaray'ı düşündüğümüz zaman Belhanda'yı satmak isteyen bir Galatasaray var. Bu önce Belhanda satılacak veya Feghouli değerlendirilecek. Ondan sonra final hamlelerine gelecek. Şu anda tabii ki de görüşmeler yapılıyor. Ancak final hamlesine henüz gelmedi. Bunun sebebi de Galatasaray'da şu an para yok. Bunu Sevgili Günay, söylemiş olalım. Evet, buyur abi. Feghouli ile ilgili bugün bir gelişme oldu. Aldığımız haberlere göre Feghouli'nin kalma olasılığı birazcık daha yüksek. Çünkü o bölgeye şu anda herhangi bir transfer olmadığı için, bonservis bedeli de verip Galatasaray'a transfer yapamadığı için Feghouli'nin
Kalma ihtimali yükseldi. Kesin kalacak demiyorum ama %75-%80 oranında kalacak gibi gözüküyor Feghouli. Ama Belhanda ile ilgili teklifler değerlendirilecek. Yani Feghouli'ye bir Feghouli 8-9 milyon euro 8-9 milyon euro bir teklif gelirse elbette izin verilecek ama 2-3-4 milyon euro gibi bir teklif olursa hiçbir şekilde kapıyı açmayacaklar. Yani kalma olasılığı biraz daha yükseldi Feghouli'nin. şimdi bugün İndirimi mi kabul etti Feghouli? Feghouli indirim mi kabul etti? Niye? indirim kabul Olarak? etmedi. Fatih Terim o bölgede Galatasaray herhangi bir oyuncu transfer edemediği için transfer etmek istediği oyuncuların da maliyeti yüksek olduğu için bonservis bedeli vermek zorunda kalacağı için Galatasaray'ımızın Feghouli'ye de resmi bir teklif olmadığı için Fatih Terim yüksek bir teklif gelmediği sürece Feghouli'yi tutabiliriz takımda demiş. Peki. Enteresan. Bu sabah aldığımız Enteresan. haberler bu şekilde. Ama Belhanda'ya tabii ki Galatasaray ne kadar iyi bakalım ne kadar kaç gün kalacak bilmiyoruz ama Galatasaray Belhanda'yı satmak istiyor. Ama tabii ki teklif gelirse satacak. Buradan izleyicilere söyleyelim. Bazıları şey yazmış hani sözleşmesi feshedilsin demiş ama yönetim son yaptığı toplantıda hiçbir oyuncunun sözleşmesi feshedilmeyecek. Belhanda'da kalacak. Teklif gelirse gönderecek. Teklif gelmese bu sezonda Galatasaray'ın formasını giyecek diye bir karar almış yönetim. Toplantıda alınan karar bu arada arkadaşlar. Hem Feghouli hem de Belhanda için böyle bir karar çıkmış. Ama dediğim gibi Feghouli'ye iyi bir teklif gelirse yani Galatasaray'ı ikna edecek bir teklif gelirse o zaman gönderirler. Evet, ben bu soruyu çok gördüm burada. Soracağım da zamanını bekliyordum. Bildan Dede de sormuş. Birkaç tane izleyicimiz de ısrarla sordu. Ama hani bu transferin olma şansı çok düşük olduğu için sonlara doğru bir sakladım ama hani Mesut Özil diye soruyorlar. Yani özellikle Fenerbahçe takımının çok istediği bir Mesut Özil var hala. Yani şu an gelecek olsa onu havaalanında karşılarlar çiçeklerle. Eyüp abi, yani Mesut Özil'in Galatasaray'a gelme şansı var mı? Yani bu ihtimal var mı? Birincisi Mesut Özil'i Galatasaray transfer edemez. Mensah'ı bitiremeyen bir yönetimden bahsediyoruz. Mert Hakan yandaşı bonservis elinde olduğu halde kaçıran. Kaan Ayhan için 2,5 milyon euro bulamayıp onu Sassuolo'ya gönderen bir yönetimden bahsediyoruz. Mesut Özil'i transfer edemezler. Mesut Özil nereden baksan yılda senin 3-4 milyon euro vermen gereken bir futbolcu bir kere mümkün değil. Diğeri zaten yani Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklamış. En yakın arkadaşı Acun Ilıcalı olan Mesut Özil gibi bir futbolcu Galatasaray niye transfer etsin ki? Yani Galatasaray'ı çok mutlu edecek bir transfer de olmaz. Artı yani Mesut Özil tamam yani gençken çok iyiydi hani veya işte birkaç yıl önce çok başarılıydı ama son yıllarını da yatarak geçiren ve Arsenal'de kazandığı paradan dolayı da hiçbir takımda oynamaya sıcak bakmayan yatarak para kazanmayı benimsemiş bir arkadaşımız yani Mesut Özil'i Galatasaray niye transfer etsin? Vildan Hanım'ın sorusunu hani cevaplandıralım kalbi kırılmasın ama bence hiç konuşmaya bile değmeyecek durumda yani Mesut Özil şu an. Mehmet Güniz'in sorusunu istersen konuşalım. Galatasaray'ın scout'ta ne kadar başarılı buluyorsunuz demiş. Erdal önce sana sorayım sonra bu soruyu Eyüp abi sana soracağım. Şimdi scout ekibi, teknik ekip, yönetim aslında bunlar bir futbol kulübünün ekibidir. Altyapıdan scout ekibine, yönetime kadar hepsi bir ekiptir. Burada scout ekibini ben çok başarılı buluyorum ama yönetim başarısı olduğu için Galatasaray'ımızın 100 bin veya 200 bin euro verip bir futbolcuyu alamayacak durumda olduğu için burada scout ekibimizin başarısı aslında gölgede kalıyor. Çünkü son buldukları oyuncu Elmander'in bulduğu Bialek, Polonya'daki 19 yaşındaki Bialek'i bulmuştu. Çok iyi bir futbolcu. Mesela şu anda Galatasaray'ımızın bonservis sıkıntısı olmasa o futbolcuya belki 700-800 milyon euro verip alabilirler. Ama şu anda scout ekibimizin bulduğu futbolcuyu maalesef yönetim alamadığı için scout ekibimiz başarısız gözüküyor. Ama şahıs olarak baktığımız zaman ben scout ekibini başarılı buluyorum aslında. Evet, Yasin Özkan almış, hemen sana söz vereyim abi. 239 kişi izliyor. Beğeniye bakın arkadaşlar. Lütfen beğeniye çökün demiş. Çok teşekkür ederiz. Eyüp abi, scout ekibi hakkında düşünceleri. Beğeni önemli arkadaşlar. Her yaptığınız like bize yol, su, baraj olarak geri dönüyor. Lütfen like yapın. Like yapmanızı bekliyoruz. Diğer taraftan şimdi Erdal çok güzel anlattı. Galatasaray'ın şu an scout noktasında iki tane temel problem var. Bir tanesi scoutların bulduğu oyunculara bile
O transferi bitirecek noktada ekonomik bir teklifte bulunamayan, o teklifi yapamayan bir Galatasaray yönetimi var. Kamil Jozuya, Yakup Moder, bu tarz oyuncuları sen transfer etmek için sonuç itibariyle 1,5-2 milyon euroyu gözden çıkartman lazım. Bunu bulamıyorlar ve bu parayı veremedikleri için oyuncular kaçıyor. Ama ikinci nokta da şu. Scoutlar Galatasaray'a futbolcu önermeye değiller. Öneriyorlar. Birçok futbolcu öneriyorlar. Ama yönetim bu futbolculara, düzeltiyorum, Fatih Terim, teknik ekip bu futbolculara ne kadar ilgi gösteriyor? Bir pozisyon için bir tane yıldız isim, bir tane de genç potansiyelli isim veya birkaç tane genç potansiyelli isim iletiliyor. Burada Fatih Hoca yıldız ismi istiyorsa, daha hazır olan ismi istiyorsa scout'un yapacağı bir şey yok. Scout'la ilgili soruyu bu şekilde değerlendirelim. Yasin'e teşekkür edelim. Devam edelim. Evet, şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Kaan Ayhan konusunda gelmek istiyorum. Maliyetlerini söyleyeceğim sizlere ve yorumlarınızı alacağım. Kaan Ayhan'ın Sassuolo'ya maliyeti 2 milyon euro bonservis, aylık ücreti de 850 bin euro. Eyüp abi, ilk önce sana soracağım. Bu maliyetlerle Galatasaray nasıl elinden kaçırdı Kaan Ayhan'ı? Bence yani çok ideal. Ya orada yabancı kuralı değişmeyecek dendiği an ben böyle yaptım radyoda. İki elimi başımın arasına aldım. Kaan Ayhan'dan vazgeçerler dedim. Bak. Şimdi TFF açıklama yapıyor, tamam mı? Küme düşme kaldırıldı dedi. Açıklamayı izliyorum. Radyo Spor'da canlı yayındayım. Açıklamayı izliyorum. O dedim yangın var. Küme düşme kalktı. Sonra dediler ki yabancı kuralı değişmeyecek. Dendiği anda aklıma ilk gelen şey ne oldu biliyor musun? Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı unutalım dedim. Çünkü elzem olmaktan çıktı ve Galatasaray yönetimi de geleceği düşünen, geleceği öngörebilen bir yönetim değil. Ancak bugünü kurtarmaya bakıyorlar. Kaan Ayhan'ı bugün alsalar Galatasaray seneye çok rahat olacaktı yabancı sınırlaması geldiğinde. Ama 2 milyon verip almadılar. Kaan Ayhan bu şekilde gitti. Yoksa Kaan Ayhan kaçacak bir futbolcu değildi yani. Bu Evet, şekilde almadılar. ben de öyle düşünüyorum. Mert Kader, bence Galatasaray Donku defansif orta saha olarak düşünüyor demiş. Erdal, sen ne düşünüyorsun Donku konusunda ve Kaan Ayhan konusunda? Özellikle Kaan Ayhan'dan başlayalım. Donku nerede değerlendirir hoca? Donk'la başlayayım. Ben Donk bence savunmada değerlendirir. Ben ön libero'da defansif orta saha olarak Donk'u beğenmiyorum. Çünkü ağır kalıyor. Oyunu hızlı kuramıyor. Bilimine gibi oyunu hızlı kuramıyor. Çok soğukkanlı davranıyor. Bazen yerse çalım atma şeyini deniyor. Ben Donk'u savunmada daha başarılı buluyorum. Bence hiç defansif orta sahaya hiç bulaşmayalım bu konuda. Yani çok mecbur kalmadığı sürece Fatih Terim bence denememeli Donk'u. Kaan Ayhan'a gelecek olursak, ya evet Kaan Ayhan belki de elimizden kaçırmış olabiliriz ama Kaan Ayhan'a Galatasaray'ımızın yıllık önerdiği ücret 1,5 milyon euroydu. Bu arada haberiniz olsun. Sassuolo 850 bin euro veriyor. Galatasaray'ımız 1,5 milyon euro önermişti. Şimdi bonservis konusunda tabii ki sıkıntı yaşadık ama şöyle bir bakacak olursak Galatasaray'ımızın şu an önceliği stoper değil. Evet yabancı kuralı kalkmaz Galatasaray'ımız önceliği orta sahaya ve kanatlara vermeye başladı. Şimdi savunmada bir acil bir transfer ihtiyacımız yok ama orta alanda acil bir ihtiyacımız olduğu için Galatasaray'ımız Kaan Ayhan defterini yarım da olsa kapattı. Orta alana yöneldi. O yüzden ben Kaan Ayhan mevzusunu yani yönetim başarısızlığı demeyelim. Çünkü mecbur kaldığı için yönetimin önceliği orta saha olduğu için aslında burada Kaan Ayhan'dan vazgeçtiler. Yani Evet. yabancı kural olsaydı o zaman şöyle bir şey yaparlardı. Luyendama'yı satır listesine koyarlardı. Kaan Ayhan'ı alırlardı. Daha hızlı bir transfer olurdu. Çünkü Luyendama'nın piyasa değeri 15 milyon euro civarlarında. Yani yabancı kural bence olsaydı Galatasaray'ımız çok daha para kazanabilirdi diye düşünüyorum. Yani bir Luyendama satışı olabilirdi belki. Belki o zaman daha rahat, daha hızlı transferler olurdu. Evet. Götze çok soruluyor. Eyüp abi, onu Trezeguet. cevap Trezeguet, tamam, onu görmedim. Ben başka bir yere bakıyordum. Göt. Trezeguet konusunda Eyüp abi sana sorayım. Neler yaşanabilir? Yaşanır mı? Yani biz buradan aslında ümitliydik ama kümede kalması dolayısıyla bence bu transfer imkansız hale dönüştü. İşte bunu hep cevaplandırdık. Sadece takımını West Ham'ı düzeltiyorum. Aston Villa'yı kümede tutmadı. Yani sadece takımı kümede kalmadı. Kümede tutan oyuncu da Trezeguet oldu. Galatasaray'ın Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmiş herhangi bir futbolcuyu transfer etme durumu yok arkadaşlar. O oyuncu fanatik Galatasaraylıdır. Kanımı
kesseler, damarımı kesseler, sarı kırmızı akar demiyorsa Premier Lig'de başarılı olmuş bir futbolcu Türkiye'ye gelmez. O yüzden Trezeguet transferi yattı. Götze'yi de ben anlamadım. Yani Abdurrahim Albayrak bazı açıklamalar yapmış. İlgilendik ama olmadı vesaire. Yani zaten Götze Türkiye Ligi'ne uygun bir futbolcu değil ki. Türkiye Ligi'nde temas çok fazla. Faul çok fazla oluyor. Doğru mu? Doğrudur. Oynatmıyorlar. Yani dribling yaptığın zaman anında tekmeyi yiyorsun. Şimdi bir de çok çıt kırıldım ve rahatsızlığı olan, kas hastalığı olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Götze yani Galatasaray'ın işini görmezdi. Ama Mensah şöyle bir artık atardı eğer alınsaydı. Bu oyuncuyla sen iki pozisyonu birden idare edebilecek noktaya gelecektin. İcabında 8 numaraya koyacaktın. Lemina gibi oynatacaktın. İcabında 10 numaraya koyacaktın. Belhanda'nın yerine tercih edecektin yani. Büyük bir Evet. fırsat işte. Evet, Götze konusunda şunu söylemeliyim. Dün bir istihbarat aldık. Ben bunu ses kaydını bizim gruba attım ama Eyüp abi bazen sesleri dinleyemiyor. Dinleyemeyebiliyor. Belki dinlememiştir. Götze'nin Galatasaray'a gelmesi şu an bence imkansız. Bakın, imkansız. Sebebi şu: istenen ücret çok fazla, istediği ücret çok fazla ki geldiğinde çok faydalı olacağını zannetmiyorum. Çünkü onu çok yakından tanıyan bir hocasıyla görüştük dün. Şu an zaten diyor ki, yani Dortmund Götze ile devam etmek istemiyordu. Son dönemlerinde de çok sakatlık yaşadı. Galatasaray'a hiçbir faydası olmaz. Olacağını da zannetmiyorum ki istediği ücret çok fazla. Konuşmuşlar, istediği ücret çok fazla. Bu ücretleri diyor Galatasaray karşılayamaz. O yüzden bu transferi biraz zor görüyorum. Berkay Büyük Güner sormuş, kaçırdım. Evet, Elneni. Bugün grupta bunu konuşmuştuk. Erdal, Elneni nasıl olur? Gelir mi? Bence menajer getirdi Galatasaray'a bunu. Daha önce de böyle bir şey oldu. Bir Bence de transfer eder menajer miyiz? önerdi. Ya çok sıcak, çok yeni bir haber bu. Yani menajer önerdiği için Galatasaray şu anda sadece değerlendiriyor bunu. Çünkü Galatasaray şu an Lemina'ya biraz ağırlık vermiş durumda. Yani Lemina mı, Elneny mi derseniz, eğer Lemina'nın kronik bir sakatlığı olmayacaksa, yoksa kronik bir sakatlığı, Lemina derim. Ama sakat bir Lemina'ya da bulaşmamak lazım. Yani Elneny konusunda çok sıcak değilim ben. Eyüp abi. Şimdi Victor Ruiz Beşiktaş'tan ayrıldı. İlk hemen Galatasaray'a yazıldı, çizildi. Menajer çünkü Galatasaray'a yapmaya çalıştı. Elneny de böyle. Yani ben Elneny'yi bir iki maç iyi oynadı ama istikrarlı oynayabilen, Galatasaray'a istikrarlı katkı verebilecek bir oyuncu olarak görmüyorum. Bence Galatasaray'ın listesinde Elneny ismi yok bana kalırsa. Benim düşüncem bu yönde. Şimdi Celal Duruoğlu mesela bir soru sor, bir eleştiri yapmış. Mensah olmaz. Lemina ile Mensah'ı nasıl karşılaştırırsınız Allah aşkına demiş. Valla iyi, sağlıklı, maç kaçırmayan bir Lemina Mensah'ın üzerine çıkabilir belki performans olarak. Ama asla Lemina böyle bir grafik ortaya koyamadı. 3 maç oynadı, 3 maç yattı. 3 maç oynadı, 3 maç yattı. Artı Mensah tamam. Son bir maçta kırmızı kart gördü ve kritik bir yerde Kayserispor'u yalnız bıraktı ama Mensah gerçekten İyi oynadığı maçlarda çok ciddi fark yaratan bir futbolcu oldu. Sivasspor'u, ki o maçı ben 90 dakika izledim, tek başına yendi bu adam ya. Sivasspor'un orta sahasını darmadağın etti. Duran toplarda da başarılı. Motive ettiğiniz zaman savunmaya da yardım eden bir oyuncu oluyor. Mensah kimse küçük görmesin. Bakın göreceğiz, Beşiktaş'ta izleyeceğiz. Sakatlanmazsa, disiplinsiz davranışlar yapmazsa Beşiktaş'ta çok ciddi, Sergen Yalçın'ın elinde fark yaratan bir oyuncu olacak Mensah arkadaşlar. Yani Mensah kimse küçük görmesin. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Hemen sorulara bakıyoruz. Lerma çok soruluyor. Lerma konusunda ben bir girişim olacağını zannetmiyorum. Evet. Doğukare ve Lerma'da olumlu bir gelişme olur mu? Erdal. Yani Lerma'yla ilgili Galatasaray'ın bir girişimi oldu ama Bournemouth kapıyı 2,5 milyon eurodan açtı ve aşağıda inmedi. Çok yüksek bir bedel, 2,5 milyon euro kiralama bedeli. O yüzden onu askıya aldılar. Dukara da aynı şekilde maliyeti yüksek olduğu için bence Galatasaray biraz daha maliyeti düşük futbolculara yöneliyor. Yani en büyük sıkıntımız şu an para olduğu için Galatasaray yönetiminin oturup kağıdını, defterini ve kalemini eline alıp biz şu oyuncuyu almalıyız deyip artık bir an önce alması lazım. Çünkü UEFA Avrupa Ligi maçları başlayacak.
Bence o bölgeye en kötü bir ön libero alınması lazım ama Dukara ve Lerma'nın çok zor görüyorum ben ya. Çok zor. Olursa da transfer sürecinin son günlerine doğru olur. Evet, Eyüp abi düşüncen var mı? Dukar ve Lerma hakkında olumlu gelişme olur mu? Vallahi listede bu isimler var ama bu isimleri bitiremiyorlar parasızlıktan kaynaklı. Burada Erdal'ın tespitine çok son derece katılıyorum. Bitiremeyince ne olacak? Seri ve Lemina'da da indirim sesleri geliyor. Kulüpleri de sıcaklar. Lemina'yı hiç düşünmüyorlar. Mesela Lemina madem o kadar üst seviye bir futbolcu neden kulübü devam etmek istemiyor? O yüzden parasızlıktan kaynaklı olarak Galatasaray tekrardan Seri ve Lemina ile devam edecekmiş gibi duruyor. Bu da İşte Bellegarde, Nampalsi Mendy, Jefferson, Lerma, İbrahim Amadou bunlar hep Moritz Leitner, bunlar hep Galatasaray'ın orta sahasına yazıldılar. Bu transferler artık bence ciddi anlamda zora girdi. Yani ben bu kadar negatif başlamamıştım bu sezona. Bakın transfer sezonuna. Hatta Mandzukic bile Galatasaray için olabilir demiştim. Falcao, Babel, Cagne bunlardan bir tanesi satılırsa neden olmasın demiştim Mandzukic için. Ama elindeki oyuncuları bile kaçıran bir Galatasaray yönetimi görmeye başladığım için negatife döndüm. Umutsuz davranmaya başladım arkadaşlar. Yoksa ben hayatta çok pozitif bir insanım. Söz konusu Galatasaray olduğunda Galatasaray'ın her zaman mucizeleri başaracağına inanan bir insanım. Ama yönetim benim içindeki umutları kırmaya başladı arkadaşlar. Ne satış konusunda başarılılar, herhangi bir satış stratejileri, pazarlama stratejileri var. Maicon'un kaç paraya gittiğini gördük. 1 milyon 400'e sattılar. 300 bin de menajere komisyon verdiler. Yani bu şekilde satabildiler. Ne de başka bir oyuncuyu satabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden umutsuzum. Sanki orada Seri ve Lemina'yla devam edilecek ve dua edelim Lemina sakatlanmasın. Başka da diyecek bir şey yok yani. Lemine konusunda Ali Naci Küçük'ün bugün bir haberi var. Onu aktaralım. %30 indirim yapmış. 2 milyon euroluk ücretini 1,4 milyon euro indirmiş. O yüzden Galatasaray burada bir hamle yapabilir. Hani en azından indirim yaptı diye ama şunu da söyleyelim. Galatasaray'ın elinde başka oyuncu kalmıyor. Yani kime gittiyse alamadı. Kime gittiyse alamadı. Elde bunlar kaldı. O yüzden Lemina'da gelişmeler olabilir. Kalu ne durumda demiş Erdal. Kalu ile ilgili girişimler devam ediyor ama çok böyle ciddi bir girişim yok Kalu ile ilgili. Çünkü satın alma opsiyonu çok yüksek. 6 milyon euro satın alma opsiyonu var ama önümüzdeki sene Galatasaray'ımızın durumu ne olacak bilmiyoruz. Önümüzdeki sene Galatasaray'ın limit problemi olabilir. Şu anki Fenerbahçe'de olduğu gibi önümüzdeki yıl kimi satacağız şu anda? Belanda'nın sözleşmesi sona erecek. Fegüli'nin satılmak gibi bir durumu yok. Yani satabilecek bir oyuncumuz olmadığı için şu an baktığımız zaman o yüzden yani Kalu bence Kamil Jozwiak daha mantıklı gibi geliyor bana hani Kalu'dan ziyade çünkü hem maliyeti düşük hem yıllık ücreti düşük olacak. Yani Kalu'nun hem bonservis bedeli yüksek olacak hem de yıllık ücreti yüksek olacak. Bence biraz daha böyle Kamil Jozwiak'a yönelsek çok daha iyi olacak ve çok daha hızlı bir transfer olacaktır. Evet. Arkadaşlar ben şöyle bir bilgi vereyim size bu konuda. Kalu Galatasaray'da listede olan isimlerden biri. Jozwiak olmuyor gibi zaten anlatıyoruz neden olmadığını. Galatasaray'ın teklifinin düşük kaldığını Jozwiak'a 2 milyon euro teklif etti dedikten bir 3 saat sonra ben akşam yayın çektim. Lech Poznan takımı Kamil Jozwiak için yapılan teklifi yetersiz buldu diye. Aynı şey Belegard için de geçerliydi. Strasbourg 4 istiyor, bizimkiler 2 veriyor. Yani bitirmesi mümkün değil bu transferi. Şimdi arkadaşlar, Onyekuru'yu bekliyor Galatasaray. Sonuna kadar Onyekuru'yu bekleyecek. Eğer Onyekuru transferi yatarsa benim artık inandığım futbolcu şu. Yani bence Galatasaray ona yönelecek daha kolay bir transfer gibi gözüküyor. Alassane Endao, Fatih Karagümrük'ten Endao bence ön plana çıkacak. Yani Onyekuru olmazsa ben bir Endao hamlesini bekliyorum. Hatta oraya belki Galatasaray böyle bir paket teklifte bulunup Fatih Kuruçuk artı Endao mesela uyduruyorum 2 milyon 2,5 milyon euro gibi bir para teklif edip bu iki transferi beraber bitirebilir. Ama Ejike'yi unuttum. Musaba bence çok zor. Kalu bence çok zor. Kamil Jozwiak çok zor. Endao diyorum ben. Endao bence şu an
en geçerli isim gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi... Endaon ne kadar Galatasaray'ın bir sol kanadı olabilir ki? Yani taşıyabilir mi abi sence? Ama işte parasızlıktan dolayı bu tarz risklere giriliyor. Fatih Hoca'nın da beğendiği bir futbolcu olduğunu Özgür Sancar defaatle söyledi. Birkaç programda söyledi. Yani benim tercihim, en başından beri söylüyorum, benim tercihim Onyekuru. Onyekuru olmuyorsa Eduke istiyorum. Ama bu ikisini alamayan bir Galatasaray kulübü var. Muhtemelen Kalu'yu da bitiremeyecekler satın alma opsiyonundan kaynaklı. Kamil Jozwiak'a zaten 4 milyon euro veremezler. Ne kaldı elimizde Erdal? Bir şey kalmadı. Evet. Eru Enda da olmaz. Sekidika'yı aldın. Hiçbir şey olmadı demiş. Selim Yılmaz Galatasaray kondisyoneri ne oldu demiş. Erdal bu konu hakkında neler söylemek istersin? Scott Pri'den bahsediyorlardı. Scott Pri önümüzdeki hafta içi gelecek. Anlaşma oldu. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta antrenmanlara çıkacak Scott Pri. Evet, şu an 100 şey özür dilerim 327 kişi izliyor. Ve lütfen sizlerden ricam like atmanız çok önemli. Eğer bize de abone değilseniz abone olunuz. Hem Eyüp abinin kanalına şu an izlediğiniz kanala benim kanalım da aşağıda var. Erdal'ın kanalı da yine aşağıda var. Galatasaray Haber 1905 kanallarına abone olmanız. Bunu hatırlatmayı yaptıktan sonra Aytaç Kara çok ısrarla soruluyor. Akşam da aslan emojisi atmış. Ancak bunu biraz araştırdım. Aytaç Kara'da herhangi bir gelişme yok. Onu öğrendim. Sizlerin bir bilgisi varsa alabilirim. Aytaç Kara'ya Galatasaray teklif yapmamış arkadaşlar. Aytaç Kara'nın bir tane röportajı var. Galatasaray'dan teklif gelirse oynarım şeklinde. Onun dışında Galatasaray'ın Aytaç Kara'yla herhangi bir teması yok. Yani onu söyleyeyim, çok soruluyor. Teklif olmadığı için de ben video çekmedim. Aytaç Kara yine Adil Demirbağ, Adana Demirspor'da oynayan, Galatasaray'ın gündeminde olmayan oyuncular. Bunu belirtelim. Evet. Yakup Şimdi Modeli cevaplandırdık. Bu arada Mehmet Ekici'yi konuşalım arkadaşlar. evet tam Yani onu soracaktım. Buyur şöyle Eyüp bir abi. bilgi vereyim arkadaşlar. Bize yazdığınız birçok futbolcuyu konuştuk. Yani şu an 37 dakikadır yayındayız. İşte kanatları konuştuk, göbeği konuştuk, Seri Lemina'yı konuştuk, Santrafor, her şeyi konuştuk. O yüzden sizden ricamız, yayın bittikten sonra geriye sarın. Tekrar tekrar dinleyin. Çünkü sorduğunuz birçok soruyu cevaplandırmış olduk. Mehmet Ekici, ne diyorsunuz? Ben yorumlayayım mı bunu? Mehmet Ekici de yine aynı şekilde Lemina'dan farksız. Tamam yetenekli olarak görebiliriz ama burada yine o da çok sakatlığı yaşayan bir futbolcu. Sakatlık yaşayan bir futbolcu. Yani Galatasaray'ın sakatlık problemi yaşamayan futbolcuya ihtiyacı var. Şimdi diyelim ki Lemina'yı aldınız. Elinizde Falcao var. Bir de Mehmet Ekici'yi aldınız. 3 tane sakatlık problemi yaşayan oyuncu. Bir de düşünelim ki bu 3 oyuncu sürekli ilk 11'de düşündüğümüzü düşünelim. Yani sürekli oynattığımızı düşünelim. Belki Mehmet Ekici rotasyon için alınacak ama olsun yine de 40 tane maç oynayacak Galatasaray'ın ben Mehmet Ekici hiçbir şey kaçacağını düşünmüyorum. Sizler Erdal sen de düşünüyorsun bu konu hakkında. Katılıyorum sana, aynı fikirdeyim. Evet. Yani kronik sakat Ekici Anadolu'da da oynar Galatasaray topçusu değil. Ben de o şekilde düşünüyorum. Hazar Türk piyasada Mehmet Ekici'den kat kat iyi bir sürü boşta orta saha oyuncusu var. Gündeme gelmesi bile berbat. Bakın arkadaşlar bunun gündeme gelmesi şu. Mehmet Ekici'nin menajeri gidiyor Galatasaray'a diyor ki Mehmet Ekici ile ilgilenir misiniz? Galatasaray'ın aslında gündeminde yok yani ilgilendiği değil. Ama tabii ki de onlar da Fatih Terim'e soruyor yönetim. Yani Mehmet Ekici'yi ister misin? Şu şartlar diye. Ondan dolayı Mehmet Ekici'nin menajeri de Galatasaray'la görüşüyoruz diyor. Yani aslında buradan patlıyor olaylar. Galatasaray'ın ben isteyeceğini zannetmiyorum. Ya Mehmet Ekici sakatlanmasa cidden duran toplar için bile kadroya alabileceğim bir isim. Yani kornerler, serbest vuruşlar, ceza sahasının çevresinde yakaladığı, kullandığı, çektiği şutlar vesaire. Yani kaliteli bir futbolcu aslında. Fakat yani sürekli sakatlanan, Lemina'dan bir farkı olmayan bu bağlamda bir futbolcu. Bir de arkadaşlar çok sinirli. Öfke kontrolü yok Mehmet Ekici. Siz seyrettiniz mi? Maç içerisinde hakeme böyle bir bakışı var. Zannedersiniz herhalde kan davalısı bunlar yani. Çocukluktan kalma bir öfkesi var falan zannediyorsunuz. O yüzden ben Mehmet Ekici'yi açıkçası çok mantıklı görmüyorum. Ama ucuz ve bedava ya bakın.
Burası çok kritik. Ucuz ve bedava ya alabilirler. Yani bedavadan kastım şu, bonservisi yok. İmza Alabilirler. parası verecekler ona da ama. Evet. Yani o bedava aldığımız oyuncu da o. Evet, Umut Meraş'ı konuşmuştuk, Mert Güler. Şu an görüşmeler devam ediyor ama tıkanmış durumda. 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Sosa Fenerbahçe'ye oldu mu demiş Eyüp abi. Yani. Henüz olmadı. Henüz olmadı. Çünkü Sosa öyle bir para istiyor ki 21-22 yaşında böyle genç yetenekler 10 numara, hani böyle artık yıldızı parlamış oyuncular gibi davranıyor. O paraları Fenerbahçe verirse geçmiş olsun yani Fenerbahçe'ye. Ya Fenerbahçe'de gözünü karartmış durumda. Eyüp abi, yani Nezmi Donat sormuş. Eyüp abi çok haklı, maçın kilitlendiği durumlarda duran top için oyun alınabilir. Mehmet Ekici sırf bu için bence Mehmet Ekici almaya gerek yok, o kadar para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Yayını beğenin, adamların emeğine yazık. 100 like nedir beyler demiş Eyüp. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sorularınız varsa hızlı hızlı alalım, yavaş yavaş kapatalım Eyüp abi, ne diyorsun? CR8 kimdir abi arkadaşlar ya? Kimi kastediyor? CR8. Anlayamadım. Az önce gördüm ama anlayamadım. Erdal CR8 ile ilgili Yok, hayır, bir bilgim yok. Portekizlilerde. CR yazdıklarına ya adıyla soyadının kısaltması herhalde. Bence 10 numara Portekizli. var. Açık yazar mısın? Bir CR açık yazarsa çok daha iyi olur. Evet, hani onu okuyalım. Çok merak JB ettik. JB olsa tamam, onu anlarım. JB yani, onu biliyorum da. Biz Evet, hallettik. onları. Acaba şey mi, John Regner mi? Bilemiyorum. JR. Jere. Evet, Eyüp abi, basketboldan haber yok mu demişler sana? Basketboldan Galatasaray bir tane 4,5 numara alacak. O 4,5 numara transferi bittikten sonra ben Galatasaray erkek basketbol takımını analiz eden bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Ama o 4,5 numaranın transferini bekliyorum. Vermanmış isim. Şu an Gördünüz mü? Yani bir tane gördüm. Joay Verman. Garip Verman mı? Sarıgıl. Verman. Yani Verman, Bir bakar mısın nereliymiş? Merak ettim. evet. Soruyu size atayım. Sonra ben bir inceleyeyim. Hocam, Galatasaray UEFA Kupası'nda bir iki oyuncu parlatıp devre arasında satsa, her zaman olduğu gibi devre arasında transfer yapılabilir demiş. Ama Galatasaray'ın devre arasını bekleme gibi bir şansı yok ki. Yani ilk yarıda belki şampiyonluğu bırakacaksın. O yüzden bırakmak çok mantıklı değil diye düşünüyorum Eyüp abi. Sen ne düşünüyorsun? Valla soruyu bir daha alabilir miyim? Emre Öztürk'ün mesajını okuyordum esnada. Bir daha sorabilir misin? Yani bir iki üç tane UEFA Kupası'nda maçı oyuncu parlatsak, oyuncuyu satsak, Ocak ayında transfer olsak, transfer yapsak, Ocak ayına Bunu yetiştirsek sizce nasıl olur diyor. yapabileceğimizin bir garantisi var mı? Yok. UEFA'dan, ligden havlu da atmış olabilirsin oyuncu parlatacağım diye. O yüzden çok mantıklı değil. Emre Öztürk, Gökhan Gönül'ün durumunu nereden biliyordun? Fenerbahçe'ye gidecek demiştin. Akrabasından öğrendim demiştin. Evet, akrabasından öğrendim. Hem de çok yakın bir akrabasından öğrendim ama burada o akrabayı açıklayıp kendisini zor durumda bırakmak istemem arkadaşlar. Eyüp abi, sen WhatsApp üzerinden bir şey attım. Onu ekrana yansıtabilir miyiz? Tamam. Evet, Hemen. Ultra Aslan yazmış. Ben olsam Markaü'yü 12-15'e satarım. Yerine Cenk Özkaçar'ı ya da Fatih Kurucu'yu alır. Korkmadan oynatırım. Kalan parayla da gerekli transferleri yapardım demiş Erdal. Galatasaray bunu yapmak istedi bu arada da. Yani satış olmadı. Satış olmadı. Galatasaray bunu yapmak istedi. Evet, Erdal, bir şey söylemek ister misin? Yani Markaü'yü satmak istiyor mu Galatasaray? Satma veya satmak ister Ya misin? şimdi pandemi sürecinde o paraları vermek çok kolay değil. Yani Avrupa takımlarından veya diğer ülkelerden pandemi sonrası bu paraları veren çok kulüp yok şu anda. Ben bir önceki soruya gelmek istiyorum. Bu UEFA'da oyuncu parlatma mevzusuna da. Geçen sene biz şampiyonluğu ilk yarı kaybettik. Eğer Onyekuru ilk yarı bizde olmuş olsaydı, ben şuna inanıyorum. Galatasaray'ımız açık ara farkla şampiyonluğu ilan edecekti. Çünkü biz geçen sene ilk dönem çok kötü bir performans. Öne doğru gidemeyen, özellikle Babel tarafından bahsediyorum, gidemeyen bir takım vardı. Onyekuru geldikten sonra bir 8'de 8'lik bir performans. Daha sonra pandemi öncesi Başakşehir'in arkasında 3 puanla şampiyonluğu kovalayan bir takım vardı. Yani burada risk almaktansa biraz daha hani Zeki Hamdi Jozwiak gibi, Onyekuru gibi oyuncuları alıp şampiyonluğa oynamak lazım.
Çünkü geçen sene ilk yarı Onyekuru olsaydı biz şampiyonduk. Ona değinmek istedim. Diğer soru ne sormuştun? Şu an ekranda diğer soru. Nuran Bilgin şey sormuş. Bizim scout ekibimiz ne zaman kış uykusundan uyanacak? Para geldi ya uyanacak. Evet. Hemen hiç beklemeden uyanacaklar. Evet, Joey Verman şu an ekranda. Ben hemen inceledim tabii izlemedik ama istatistiğine baktığımız zaman bir ön libero mevkisinde oynayan oyuncu için istatistik çok iyi gibi duruyor. Tabii incelemedik. Bu oyuncuya ilgimiz var mı onu da bilmiyorum ama Bana okur musun gerçekten bir istatistiklerini Günay? istatistik mükemmel. Şu mouse'u Okuyabilir misin? görebiliyor değil mi Evet, arkadaşlarımız evet, ekran? evet, evet. Ne yazıyor Görüyoruz şu burada? anda. Ne 5 milyon yazıyor? euro yazıyor ya. Ne yazıyor? Ben mümkün Oyuncu değil nereli? de. Hollanda ve Hollanda U21'de oynuyor. Milli takımında oynuyor. 21 yaşında. 22 maçta ön libero oynamasına rağmen 4 gol 5 asist de oynamış. Muazzam bir yani ön libero performansı var. Hani şeye baktım istatistiğe baktığımız zaman. Genelinde de ilk 11 olarak çıktığını görüyorum şu an ben istatistiğine baktığım zaman. Yani toplamda genel sezonda ise 29 maçta 5 gol 6 asist yapmış. Ancak bonservis yani burada 5 milyon yazıyorsa bu oyuncu 5 milyona bırakmaz Ever ben takımı. Yani çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu oyuncu hiç Galatasaray'a falan da yazılmamış. Yani arkadaş bu oyuncuyu beğenmiş. Hani olur mu diyor soruyor. Yani Evet. Galatasaray'ın ilgisi olan bir futbolcu da değil bu arada Joey Berman. Evet. Herhangi bir çalışma yok yani. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki Fatih Kuruçuk PR'ı mı yapıyorsunuz? Niye PR'ı yapalım Fatih Kuruçuk? Galatasaray teklif yapmış, bilgi veriyoruz size. Galatasaray Fatih Kuruçuk'a teklif yaptı. Endi abi Fatih Kuruçuk Galatasaray'ın gündemine girmiş bir isimdi. Yoksa şöyle bir şey yapmıyoruz ki biz burada. Galatasaray Fatih Kuruçuk'u alsın, çok iyi oyuncu vesaire desek eyvallah. Yani PR yapmıyoruz. Ravil Tagir sorulmuş arkadaşlar. Evet. Ravil Tagir'i ben size açıklayayım. Altınordu'nun başarılı stoperi, genç stoperi. Fenerbahçe istedi alamadı, Galatasaray istedi alamadı, Beşiktaş istedi alamadı. Ravil Tagir'i şu an Türkiye'de alabilecek bir takım yok. Altınordu bu sezon yine onu TFF 1. Lig'de kullanacak. Sonrasında artık Tottenham'a mı gider? Atıyorum Roma'ya mı gider, ne bileyim Fransa'da Lyon'a mı gider, bir takıma gider ama yani Ravil Tagir Türkiye'de kalmaz diye düşünüyorum. Evet, Babel seri takasında son durum. Volkan Alparslan. Erdal'a soralım. Erdal. Takas sorumlumuz Erdal. Erdal Bozkurt. Erdal. Evet. Fulham'ın bir ilgisi var. Galatasaray'ın planı şu. Babel'i Fulham'a verip seriyi ücretsiz bir şekilde kiralamak aslında ama sanki Babel'i verip üstüne biraz daha bir ücret verecekmiş gibi gözüküyor. Bu hafta girişimler somut adımlar atılabilir. Serinin indirme yanaşmasından dolayı yani bu haftayı da beklemek lazım diye düşünüyorum. Yani şu an somut bir adım yok ama ufak tefek girişimler var. Evet, Galatasaray neden oyuncu satamıyor demiş. Ya bunu en başta konuştuk. Yavaş yavaş yayını toparlayalım. Anlattık yani. Bunu çok detaylı bir şekilde anlattık. Galatasaray'ın satış ve transfer yönü, yani Galatasaray yönetiminin satış ve transfer yönünden zayıf olduğunu programın en başında hatta açılışında anlattık. Maalesef böyle yani satamıyorlar. Evet. Önce Erdal kapatıyoruz. Bir şey söylemek istersen buyur. Son sözlerini alalım. İkinizin de ağzına sağlık. İzleyen herkese teşekkür etmek istiyorum buradan. YouTube'da Galatasaray ağımızı büyütmeye çalışıyoruz. Üçümüze de abone olup takip ederlerse çok seviniriz. Hepinizin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Önce en son Eyüp abi sana vereyim. Kanalın kapanışını sen yaparsın. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Benim de YouTube kanalım var. Aynı şekilde aşağıda Eyüp abi linkini bırakmış durumda. Günay Esentürk yazarsanız da görürsünüz. Hep birlikte bir Galatasaray ağı oluşturuyoruz. Aramızda olmayan Arda arkadaşımız da var. O şu anda müsait olmadığı için yayına katılamadı. Ona da buradan selam söylüyorum. Sadece abone olmanız bizler için çok önemli. Eyüp abi bir şey söylemek ister misin? Wout Poels ve Ryan Fraser ismini ilk Ilgaz Çınar'la biz konuştuk, söyledik. PlaySpor canlı yayında söyledik. Ryan Fraser sonra iptal edildi. Galatasaray'ın gündeminden çıktı. Wout Poels de ise
Yabancı kuralı, yani Wout Faes şöyle bir transfer olacaktı. Galatasaray Marco ve Luyendama'yı satsaydı bir tane yerli bir tane yabancı stoper alacaktı. Yabancı stoper olarak da Wout Faes düşünülüyordu. Fakat Marco ve Luyendama takımda kaldığı için Wout Faes, Juan Jesus gibi transferler de iptal oldu. Bu arkadaşımızın da isteğini yerine getirdik ve artık yayını yavaş yavaş bitirelim. Şöyle evet ekranı da büyütelim ve yayını bitirelim. Erdal Bozkurt'un da Günay Şentürk'ün de kanallarının linkini birazdan aşağıya yapıştıracağım arkadaşlar. Onlar çok güzel bir şekilde anlattılar. Burada centilmence düzgün bir şekilde kimseye biat etmeden, yalakalık yapmadan Galatasaray'ı konuşuyoruz. Sevgi ve saygı çerçevesinde Galatasaray'ı konuşuyoruz. Bize destek olmak isterseniz lütfen kanallarımıza abone olun. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik müsaade istiyoruz. Hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.